CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'ndeyiz bugün. Sevdikleri için hediye bulmakta zorlanan çiftler. Birbirinden ilginç ve oldukça güzel hediyeler burada var. Biz bugün buradayız. Sizleri de bekliyoruz. İkinci Sevgililer Günü hediyelik eşya el sanatları yöresel ürünler günleri için buradayız. Yanımızda fuar sorumlusu Cengiz Demir var. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi fuar hakkında biraz bilgilendirebilir misiniz? Tabii ki. Bu Mersin'de Yenişehir Fuar Alanı'ndaki organizasyonumuzun 12.sini organize ediyoruz. Amacımız önümüzdeki hafta Sevgililer Günü münasebetiyle İşte o günü hatırlatmak amacıyla, insanları sevindirmek amacıyla böyle bir organizasyon içerisine girdik ve 12. organizasyonumuzu Yenişehir Fuar Alanı'nda gerçekleştiriyoruz. Fuarımızın içerisinde el sanatları, hediyelik eşya ürünleri ve yöresel gıda ürünleri mevcut. Bu organizasyonun içerisinde yurt dışından da katılımcı firmalarımız var. Onların el sanatları, yöresel ürünleriyle ilgili standlarımız da mevcut. Hangi şehirlerden gelenler var? Tüm Türkiye geneli diyelim. Şu an burada tüm Türkiye genelinden yöresel ürünler, el sanatları ve hediyelik eşya firmalarımız var. Aynı zamanda yurt dışından, Özbekistan, Senegal, Kırgızistan, Hindistan, o bölgelerden de katılan katılımcılarımız var. Peki en çok ilgiyi gösteren kimler? Vallahi genellikle yurt dışından katılan firmalarımızın ürünlerine daha çok ilgi gösteriyorlar vatandaşlarımız. Tabii ki bir de el sanatlarına çok değer veriyorlar. Burada bir mesela kaşık ustamız var bizim. Şimşir kaşıktan el emeği, kaşık yapan ustamız var. Sedef sanatı yapan, bakır sanatı yapan, bu tür ürünleriyle üfleme cam sanatı yapan ustalarımız da bizzat ustalıklarını fuar alanında halkımıza gösterecekler. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Platin Fuar organizasyonun katkılarıyla hazırlanan fuarımız. Yerli yabancı birçok firmalar burada. Şu an yanımızda bir arkadaşımız var. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Nereden katılıyorsunuz? Mersin'den katılıyoruz. Mersin'de dükkanımız da var ayrıca. Uzun zamandır katılıyorduk bu fuarlara. Tekrardan katıldık. İyi, güzel geçer inşallah. Bize ürünlerinizi biraz tanıtır mısınız? Anlatır mısınız şöyle? Daha çok oyuncak ağırlıklı, hediyelik eşya, böyle Sevgililer Günü ağırlıklı ürünlerimiz var. Ayılarımız var, kalplerimiz var, bardaklarımız var, oyuncaklarımız var. Peki en çok tercih edilen hediye hangisi? Şu anda daha çok kar küreleri ve atlı karıncalar gidiyor. Onun dışında işte çocukları biliyorsunuz, ağladıkları zaman istediklerini aldırıyorlar. Evet, alttan kurumalı onlar. Biz çocukken bunlardan çok vardı. Şimdi o kadar rağbet görmüyor diyorlar. Yok, doğru mu? Aslında şu an daha çok görüyor çünkü eskiye dönmeye çalışıyor insanlar. Hani gerek teknolojinin ilerlemesi, gerek şeyler. Eski şeyleri daha çok değer kazanıyor şu an. Retro diyoruz ya, o retrodan. Öyle mi? Ayrıca ayıcıklarımız var, kızların en büyük tutkusu ayıcıklar. Herhalde sevgilisi tarafından böyle sevgilisinden istemeyen kız yoktur diye düşünüyorum. Ve biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an Atagümüş'teyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsunuz? Ankara Beypazarı. Öyle mi? Çok güzel takılarınız gelir gelmez dikkatimi çekti ve bir tanesini aldım. Bize biraz anlatır mısınız standınızı? Osmanlı döneminde Osmanlı Sarayı'nın takıları Beypazarı'nda yapılmış. Ya Evliya Çelebi'nin kitabesinde 175, 176, 177, 178... 4 sayfa sadece Beypazarı'na ayrılmıştır. Bursa Sancağı'na bağlı bir yermiş Beypazarı. Şehzadeler şehri olarak da şey yapar.
Evliya Çelebi'nin geldiği sırada 95 tane mektep olan bir yermiş. Aynı zamanda gümüş takı üzerine de dünya birinciliği vardır. Mardin Midyat'tan önce bile Beypazarı takı üzerine. Şu anda da dünyanın en büyük açık hava müzesi seçilmiştir. Gelmek, gezmek isteyenleri tavsiye ederiz. 80 katlı baklavamız, güvecimiz, tarihi evlerimiz çok özel bir yerdir. Yaprak sarmamız çok meşhurdur. Ve gümüş takı üzerine gördüğünüz gibi çok farklı çalışmalarımız vardır. Rusya, Kanada, Amerika, dünyanın birçok yerine Beypazarı'ndan gider gümüşler. Peki el işlemeli takılarınız var mı? Varsa bize gösterebilir misiniz? El işçiliğidir. Şimdi bakın bunlar telkari. Bina ayar saftır. El işçiliğidir. Bunların burada talep olmadığı için getirmedim. Gümüş kemer, altın kemer. Aklınıza ne gelirse gümüşle yapılan her şeyi Beypazarı'nda bulabilirsiniz. Şu ürünler de otantik tarzda çalışmalardır. Bakın turmalinler, zümrütler, yakutlar, bileklik tarzları. Aklınıza ne gelirse gümüşle ilgili ne varsa her şey Beypazarı'nda bulunur. Bazı taşlar birçok hastalığa devaymış. Evet, doğal taşlardan örneğin akik, kalp krizini önleyen tek taştır. Çünkü kalp damarlarını genişlettiği için biliyorsunuz kalp krizi damar tıkanıklığından dolayı olur. Ama akik taşını devamlı üzerinizde taşırsanız kalp krizi riski azalır. Peygamberimiz de zaten onun için takarmış akik taşını. Müslümanlar için de sünnettir. Yakut güçtür, zümrüt mutluluk ve huzur, safir de sadakattır. Osmanlı döneminde bayanlara yakut takmazlarmış. Neden? Yakutu takan kişi her zaman gücü elinde bulundurur, baskın çıkar. Kocası despot olanlar eğer yakut takarsa, kendi üzerinde yakut bulundurursa, yüzük veya kolye, kocası kedi gibi olur. Onun için bayanlara genelde zümrüt takmalarını şey yapar erkekler. Hep beni mutlu etsin diye. Safir takarlar, sadakatli olsun diye. Yakutu genelde erkekler takar. Peki bu boynumdaki taş hangi taş? Bunlar bakın akik var, yeşim var, turmalin var, şunlar kehri var. Bu özel bir çalışma, pek Türkiye'de bulunan bir ürün çeşidi değil. Özel çalışma, şunlar lapis. Hepsi karışık diyorsunuz evet. Yani. Yani bütün güç sizde şimdi. Güç bende. Teşekkür ediyoruz. Herkesi bekliyoruz. Karanlıkta olanlar, ışığınızı aydınlatacak olan ışıklar burada. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsunuz? Biz Manisa'dan katılıyoruz. Sevgililer Günü hediyelik eşya fuarı için geldik. Hoş geldiniz. Mersinleri bekliyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Bize biraz fuarınızı, standınızı anlatır mısınız? Yani bunlar el işi mozaik ürünler. Tamamı elde yapılır ürünlerimiz. Eski bir sanattır. Bunları buraya getirdik, Mersinlilerle buluşturduk ve Mersinlileri fuarımıza bekliyoruz ziyaretimize, tekrar söylüyorum. Evet. Şöyle gösterelim, en çok ilgi gösteren ilgi hangisine, hangi? İlgi daha çok masa lambalarımız, küçük ürünler daha çok ilgili. Fakat büyük ürünlerde tabii ihtiyaç doğrultusunda talep görüyor. Fakat yani ürün küçüldükçe, fiyat makul oldukça ürünler daha çok satılıyor. Şöyle hepsi rengarenk, çok dikkatimi çekti. Şuradan girince direkt burası gözüme çarptı. Evet, biz de çok sevindik beğendiğiniz için. Dediğimiz gibi Mersinlileri bekliyoruz. Umarız hayırlı olur. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk diyelim. Biz İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul'da parfüm, oda kokusu ve kolonyaları üretici bir firmayız. Mersin'de ilk defa bu fuara katılıyoruz. Sevgililer Günü fuarına. Üreticiden direkt halka, Mersin'de Mersinli insanlarla bir araya gelmek, tanışmak, kaynaşmak, ürünlerimizi tanıtmak için buradayız. Evet. Biz de böyle kokularınızı biraz anlatır mısınız? Evet. Biz ihracatçı bir firmayız. Bu kokular, esansları gerek yurt dışından, İsviçre, Fransa, Amerika gibi ülkelerden esansları getiriyoruz. Burada da işleyip, mamül hale getirip, parfüm olarak, oda kokusu olarak, kolonya, araç kokusu, birçok koku üzerine A'dan Z'ye çalışmalar yapıp tüketicinin beğenisine sunuyoruz. Peki kadınların en çok tercih ettiği koku hangisi, şöyle bir denesek? Tabii ki birçok bildiğimiz kokular var. Yaseminler, güller, leylaklar. Sürebilir miyiz? Tabii bir tane. Ki, tabii ki. Ben size farklı özel bir koku. Hemen sürelim. Kendi markamızla üretim yapmış olduğumuz kokudan. Bunun ismi ne? Bunun ismi Aşkın Büyüsü. Aşkın Büyüsü var mı gerçekten? Var tabii ki, olmaz mı? Koku başka bir dünya. Bunu sıkanlar Aşkın Büyüsü'ne mi kapılıyor? Tabii ki, tabii ki. Aşk büyüleyici. Konumuz neden aşk? Çünkü 14 Şubat Sevgililer Günü. Tüm sevgilileri, Mersinli sevgilileri standımıza, fuarımıza bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Mutlaka gelsinler. Bulabilecekleri ürün, gerek koku olsun, gerek diğer bütün standlardaki arkadaşlarımız olsun, çok özel ürünleri var. Bekliyoruz Mersinli sevgilileri. Bu arada koku gerçekten çok güzel. Ben sizleri buraya bekliyorum. Web Kozmetik. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Şöyle standınızı gördük, gelmek istedik. Burada ne yapıyorsunuz? Bize tam olarak anlatır mısınız? Burada İl Emniyet Müdürlüğümüzün adına açtığımız bir stand. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü açtığımız stand. Vatandaşımızı genel asayiş konularında bilgilendirme yapıyoruz. Bunlarla ilgili çeşitli broşürlerimiz var. Silah kullanımına ne yasak olduğuna dair ya da vatandaşlarımızın hala telefon dolandırıcı konusundaki bilgilendirmelerimize dair bunlardan broşürlerimiz var. Bu konularda bilgilendirme yapıp broşürlerimizden veriyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızı böyle diğer konularda yönlendirmek açısıyla kurum konularında bilgilendirmek istedikleri konularda bilgilendirme yaparak yönlendirmelerde bulunuyoruz. Teşkilatımızın diğer yönlerden kullanmış olduğu hediyelik eşyalarımız var, materyallerimiz var. Bunlardan da birer tane hediye ediyoruz kendilerine. Çocuklarımız için özel olarak yapmıştın. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, bunlar araç kokuları olarak var. Mesela çocuklarımız için not defterlerimiz var, etiketlerimiz var. Bu şekilde boyama kitapçıklarımız falan var. Bu şekilde bir hediyelerimiz var. Bunlardan gelen vatandaşlarımıza, fuarı ziyaret eden insanlara bunlardan birer tane hediye ediyoruz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsunuz? Gaziantep'ten geliyoruz. Hoş geldiniz. Şöyle baktık, dikkatimizi çok çekti tespihleriniz. Bize biraz anlatır mısınız? Öncelikle ben Gaziantep'ten geliyorum. Sedef ustasıyım. Görmüş olduğunuz gibi bu ürünleri kendim yapıyorum. Baba mesleğidir. Hepsini kendiniz mi yaptınız? Ürünlerin hepsi kendi imalatımız. Çekirdekten yetmeyiz. 25 yıldır bu işi yapıyoruz. Turizm ve Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Baba mesleğidir. Ceviz ağacı ve sedef işlemi. Evet. Tesbih bizim için bir hobidir. 15 sene önce bir sevgi başladı tesbihe. Onu da ekstradan devam ediyoruz. Şöyle tesbihler hakkında biz biraz bilgilendirir misiniz? Taşları falan. Hangisi neye iyi geliyor mesela? Tesbihlerin çok faydaları var doğal taşların. Mesela akik taşların çok faydaları var. Akik taşlarımız, evet. Bunların hepsi akik. Bunlar orijinal akik taşıdır.
Bunlar siniri stresi alır, kan dolaşımını hızlandırır, baş ağrısını alır. Çok faydalıdır. Furuze bereket, cesaret ve güç taşıdır mesela. Gösterelim. Bereket güç taşıymış. Aynen öyle. Mesela bunlar deve kemiğidir, üzeri el işlemesidir. Bunların hepsini siz mi yaptınız? Bunlar yapan ustalarımız var onları. Ay taşları mesela tokluk hissi oluşturur. Çok faydalı, çok güzel bir doğal taştır bu. Şöyle gösterelim. Evet. Evet. Yosun akik nazara karşı çok iyidir. Yeşil akik. Evet, doğaldır renkleri. Bunun içerisinde 10 tane renk vardır. Ay, ben bunun rengini çok beğendim. Evet. Yosun akiktir o. Şöyle şuraya gelelim. Şurada aynalarımız var. Çok güzel. Gösterelim. Sedef işlemeli aynalarımız var. Kalpli kutularımız var aynı zamanda. Evet, kalpli kutularımız var şöyle. Çok güzel. Mücevher. Şöyle sedef işlemeli, özel sedef işlemeli sandıklarımız var. Şunların hepsini kendiniz yapıyorsunuz zaten. Kendi imalatımız. Bunun ağacı ceviz ağacı. Bu motifleri kafadan geldiği gibi çiziyoruz. Ondan sonra burasına telkarı işliyoruz. Sonra şu telkarı oluyor. Evet, bu sarılar telkarı. Ondan sonra sedefin telkanın dibinden 1 milim derinliğinde oyup sedefi çark makinesinde şekillendirerek ağacın içine yerleştiriyoruz. Zor, evet. Bu ağacın tozu ve yoğurt yapışkanı dutkal yapıp macun yapıp içine yapıştırıyoruz. Bir gün geçiyor, kuruyor, zumpara yapıyoruz. Ondan sonra ateşle renk veriyoruz. Öyle mi? Tabii, yakarak renk veriyoruz. Yani bu siyahlıkların hepsi yakarak renk vermedir. Zeytinyağıyla parlatıp tekrar ince zumpara vurup cila sürüyoruz. Çok güzel yani gözüküyor. Kestirmeden gittim aslında, daha çok aşaması var bunun. Evet. Şöyle güzel rahlemiz var mesela. Türkiye'de tek eşi benzeri olmayan bir ürün. Tek parçadan yapılma ceviz ağacı. Orijinal sedef işlemeli rahle, Kur'an rahlesi. Bıçaklarınızı bize biraz gösterir misiniz? Hançerlerimiz de var burada. Evet. Bunlar hançer. Osmanlı zamanında güzel kadınların böyle buralarında bir tane olurmuş bundan. Evet. Kendilerini korumak için. Aynen öyle. Hatta eski filmlerde var yani, görmüşsünüzdür belki. Bu hançer bütün o zamanki genç kızların buralarında kuşaklarında birer tane olurmuş. Tabii genellikle bunun büyüklerini erkekler taşıyormuş. Sarı pirinç, yarı çelik ve ceviz ağacından yapılmadır bunlar da. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kadınların en çok ilgi gösterdiği yerdeyiz, takı. Bunlar bizim çok hoşumuza gidiyor ya. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Gelir gelmez dikkatimi hemen çekti, daldım ben de. Şeref verdiniz. Anlatır mısınız biraz bize? Ben Erzurum Oltuluyum. Oltu taşı benim köyümden çıkıyor. Aynı zamanda kendim Kültür Bakanlığı El Sanatları sanatçısıyım. Yani kaynaktan vitrine kadar yapan ustayım. Zaten evet, oltu taşı Erzurum'dan çıkıyor ve çok önemli bir taşımızdır. Aynı zamanda maliyeti çok yüksek bir taş. Evet, sadece oltu değil tabii, gümüşle çalışıyoruz. Diğer bizde olmayan taşlar da alıp çalışıyoruz. Yani takıda da her çeşidini yapıyorum. Şöyle yüzüklerimiz dikkatimi çekti. Bu yüzükler herhalde Hürrem Sultan yüzüğü değil mi? Evet, aynen. Hürrem Sultan modeli diyoruz. Peki en çok dikkat, ilgi çeken yüzüklerimiz hangisi? Hangisi en çok satılıyor? Şimdi bir anneye sorsalar ki çocukların hangisini çok seviyorsun, hepsinidir. Hepsi güzel modeller. Herkesin zevki farklı tabii. Renkler, zevkler tartışılmıyor. Yani herkese hitap edecek modellerimiz var. Aynı zamanda şöyle tesbihlerimizi görüyorum. Başka standımızda bir sürü şey var. Tesbihlerimiz var, yüzüklerimiz var. Ay yıldızlı şöyle göstereyim. Şunlar da var, bilekliklerimiz var. Şöyle bakalım, başka kolyelerimiz var şurada hemen. Şöyle. Oldukça renkli bir standımız. Sizleri de bekliyoruz. Teşekkür ederiz.
Ve biz fuarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an alüminyum kabartma el sanatlarını fuarına geldik. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Ben Mersin'de yaşıyorum. Mezzetli'de oturuyorum. Emekliyim. Evde çalışıyorum. Bunları amatör olarak başladım. Devam ediyorum. Bunların hepsini siz mi yaptınız? Tamamı bana aittir. Öyle. Daha burada olmayan çok eser var. Oldukça zor olsa gerek. Hepsi el emeği olduğu için. Şöyle göstersek hepsinin ya hikayeleri var mı bunların? Yani bunların hikayeleri 8 yıldır emekli oldum. 9 yıldır. 9 yıldır yaptığım ürünlerin aşağı yarısı burada. Yani en az 15-20 gün sürer bir eser. 6 ay sürenimiz de var. İlk ne zaman başladınız peki? Ben lise çağlarında başlamıştım. Ara sıra yapıyordum ufak ufak. Hobi olarak başladım, buralara getirdik yani. Bir eğitimimiz falan da yok. Kendiniz yaptınız. Deneme yanılma yöntemleriyle. Ama şu anda iddialıyız bu konuda. Türkiye'de bayağı büyük bir iddialarımız var yani. Oldukça güzel ya. Şu benim çok dikkatimi çekti, arkadaşım da çekse. Şunu siz kendiniz yaptınız değil mi? Kendim yaptım. Aynı bu çerçeve içerisine konulacak. Çerçevesi camcıda gelecek. Işıklandırmalı falan. Kemal Atatürk, bir de onun üzerinde atlı olanı var. Onu da yapmıştım. Resimler tamamen folyoya kabartma, kalem işi, el işi yapılıyor. Hiçbir baskı, kalıp falan yok. Tamamen her şey özel el işi. Dediğim gibi emek göz nuru, bu işe aşık olmak lazım, yoksa bu sabrı göstermez herkes. Gerçekten çok sabır gerektiren bir iş. Bu işi gerçekten çok sevmeseniz herhalde bu kadar sabretmezsiniz diye düşünüyorum. Mümkün değil. Yani sevmesen insanlar çabuk bıkkınlık gelir, bırakırlar. Çünkü ben 6 ayda yaptığım eserlerim var, şu anda burada değil. Öyle mi? Burada mesela en çok, en uzun süren eseriniz hangisi? Mesela şu aynayı 1,5 ayda yaptım. Burada Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli. Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli. Onu da 2 ayda çalıştım. İşte Türk bayrağı, yani üzerinde Besmele ve La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah yazar, şehadet. Onların hepsini siz yaptınız. Tamamı, buradakilerin tamamı bana ait yani. Dört tarafı tamamen işlidir. Bu sandığımızın da emeği 1,5 ay. Şöyle Emine Erdoğan'a gidecekmiş sandığımız. Şimdiden göstermiş olduk. Oldukça güzel bir stand. Alüminyum kabartma el sanatları. Biz teşekkür ediyoruz size ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. İçel TV'yi her zaman bekliyoruz. Mersin'de tanıtımımızı yapmanızı rica ediyoruz. Mersin'i çok ilgilenmiyor ama ilgilensinler. En azından gelsinler, görsünler. Yani diğer il dışından çok merak edip de bu fırsatı yakalamayanlar, üzülenler çok var. Ama Mersinli biraz itibar etmiyor. Mersinliler, biz sizleri buraya bekliyoruz. Alışveriş yapmasanız bile mutlaka gelin, ziyaret edin. Çünkü burada oldukça birbirinden farklı ve ilginç eserler var. Mutlaka gelip bir görün deriz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bize ürünlerinizi biraz anlatır mısınız? Bizim ürünlerimiz yerel siirt ürünleri. Tamamen doğal. Siirt fıstığı, siirt bademi, siirt süzme balı, karakoğan balı, kan üzümümüz var, bıttım sabunumuz var. Bir de üzüm şiresinden yapılan bademli sucuk. Onu ben alabilir miyim? Nasıl bir şey o ya? İlk defa görüyorum. Kimse getirmez kolay kolay. Çünkü bu üzüm şiresinden tamamen doğal. Ben yine yemeye başladım. Tabii, afiyet olsun. Tadına bakın. Çok güzelmiş gerçekten. Bunlar tamamen doğal, üzüm şiresinden. Nasıl yapılıyor peki? Üzümü kaynatıyorlar. Bademi de içine bandırarak tek bandırımda iple çekiyorlar. Peki bekleme süresi falan var mı? Bekleme süresi Haziran'a kadar bekleyebilir. Öyle mi? Evet, bunlar tamamen doğal. Çok güzel ya. Tadı da güzelmiş. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ablam. Ve biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an üfleme cam sanatları
standının önünde duruyoruz. Şöyle üfleme sanat camlardan yapılmış birçok eser var. Çok güzel görünüyorlar. Ustamızı izlerken gerçekten büyülenmemek elde değil. O kadar güzel yapıyor ki camlara o şekli vermek gerçekten büyük bir marifet istiyor. Biz şu an fuar merkezindeyiz. Gerçekten ürünleri gördüğünüz zaman hepsi birbirinden ilginç çiçeklerden tutun Mevlana'ya kadar. O kadar farklı özellikte ürünler var ki hepsi çok güzel ve hepsi özel yetenek isteyen ürünler. Ustamızın gerçekten emeğine sağlık ve yeteneğini zaten tartışmaya gerek yok. O kadar güzel yapıyor ki. Biz kilitlendik burada. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz efendim. Gerçekten biz büyülendik yani. O kadar güzel yapıyorsunuz ki o şekiller falan. Ben bayıldım ya. Meslek bu. Öyle mi? Nereden geliyorsunuz? Biz Ankara'dan geldik. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Cam. Cam çok güzel bir sanat. Öğrenmek isteyenlere her zaman açığız. Bütün mersini buraya bekliyoruz. Peki ilk siz ne zaman başladınız cam ustalığına? 35 sene oldu. 76 yılında başladım. Peki ilk ne zaman böyle sevdiğinizi anladınız? Valla ilk anlarda anladım ki hem çıraklığım hem ustalığım hep camla geçti yani. Başka iş yapmadım. Yani camda anında bir yaratıcılık var çalışma esnasında. O devamlı beni ileriye sürdü yani. Cam çok güzel bir sanat. Şöyle ürünlerimizi göstermek istiyorum ben. Camdan yapılmış şöyle şamdanlarımız var. Çok güzel. Şöyle çiçeklerimiz var. Gösteriyorum. O kadar güzel ki sevgililerinizi almak istiyorsanız bir de camdan çiçek alın verin. Şöyle. Ve biz kaldığımız yerden devam ediyoruz standımıza. Merhaba. Hoş geldiniz, merhaba. Teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Buradan Mersin'den katılıyoruz biz. Burhani sınıfıyız. İMA açısıyız yani. Toptan veriyoruz genelde. Sadece fuarlarda satış yapıyoruz. Bize ürünlerinizi biraz anlatır mısınız? İşte ürünler gördüğünüz üzere hepsi kendi imalatımız, kendi görsellerimiz. Konseptimiz bu. Ne kadar anlatılır bilmiyorum ama. Şöyle dikkatimi şu çekti. Küçük prens. Şunlar bayağı bir rağbet görüyor herhalde. Çok satan modellerden bir tanesi. Onda yeni çalıştığımız bir model ayrıca. Daha çok gençlerin tercih ettiği şeyler bunlar. Burada kalma tablolarımız var. Işıklı şöyle kalma gösterelim. Tablolarımız var. Beşiktaş diyor. Gemiler var. Evet, çok fazla çeşitlerimiz var bunlarda. Hepsi ışıklıdır bunların. Aynı zamanda kalmaz. Ömürlük kullanabilirler. Ve fiyatlarımız da çok uygun. Fuara özel ciddi indirimler falan yapıyoruz. Toptan fiyatlarından perakende veriyoruz. Benim dikkatimi şey de çekti ya, şöyle yeşil çamdan Türkan Şoray. Türkan Şoray hayranlarına duyurulur, oldukça güzel ve etkileyici bir tablo. Yeşil çamlarla ilgili zaten çok özel çalışmalarımız var. Arka tarafta da var. Daha koyamadığımız, henüz yerleşemedik tam olarak bir 30 çeşidimiz daha var. Şuradan da bakabilirsiniz. Hemen şöyle, bir de ayrıca Game of Thrones hayranları için de ben kalesiyi buldum hemen. Göstermek istiyorum. Bence gençlerimiz buna bayılacak ya. Jon Snow kalesi. Bütün hepsi var. Leyla ile bildiğimiz var. Hemen oraya da geçiyorum. Aynı zamanda bütün film karakterleri var. Mustafa Kemal Atatürk var. Şöyle başka neler var? Tabii ki biz Mersin FM ailesi olarak
Şöyle göstermek istiyorum size. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay. O kadar güzel ki. Bu bize göre ya. Biri de zaten evet evet. Yeni çalıştığımız takımları, futbolcuları çalışıyoruz. Ronaldo, Messi, Neymar'ı. Sonra nasıl yapayım? Şuradan Yeşilçam'la ilgili birkaç farklı model daha var aslında. Onları da çekebilirsiniz. Yukarıda babam sınıfı falan. Evet, babam sınıfı. Genel gözüküyor olarak yukarıda. Evet, böyle. Yani. Biz çok beğendik. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan hoş geldin diyoruz. Evet, magnetler de var şurada. Hemen gösterelim. Tabii ki al yazmalım. Direkt dikkatimi çekti. Ne aşktı be, değil mi? Elbette, kesinlikle öyle. Kaldı mı böyle aşklar? Var gibi ya. Görüyor musunuz siz? Yaşıyoruz yani. Siz de mi yaşıyorsunuz? Sevgiliniz var mı peki? Var tabii ki. Herkesin bir sevgilisi vardır mutlaka. Şöyle sevgilinize Sevgililer Günü için söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hemen. Ya, şöyle yani ifade etmek gerçekten çok güç. Bu anlamda bir şeydir. Ne kadar ifade ederseniz hep eksik kalır. Şöyle bakarak söyleyebilir misiniz onun ne kadar çok sevdiğinizi? Elbette ki çok seviyorum. İyi ki varsın. İsmi ne peki? Biz kadınları mutlu etmek çok da zor olmasa gerek. Küçücük şeylerden mutlu olmasını bilen insanlarız. Biz şu an Tortek Toroslar Belediyesi Teknik Eğitim Kursları standında bulunuyoruz. Yanımızda Nurten Hanım var. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz teşekkür ederiz. Bizim çok hoşumuza gitti ya. Şöyle görünce direkt gelelim dedik. Evet, bunlar tamamen Toroslar Belediyesi Teknik Meslek Eğitim Kurslarına katılan kursiyerlerimizin el ürünleri. Kadınlarımız yapıyor bunları. Öyle mi? Evet, tamamen Sayın Belediye Başkanımızın mahallelerde açmış olduğu ücretsiz kurslara katılan hanımlarımızın tamamen el emekleri ve öğretmenlerimizin de vizyonlarıyla örtüşüyor. Onları daha iyi şeylere getirebilmek adına. Bu konuyla ilgili olarak da yaptığımız mahalledeki kadın çalışmalarımıza en büyük örnek diyelim standımız. Çok güzel bir çalışma gerçekten. Buradan belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz böyle bir çalışma yaptığı için. Şöyle gösteriyoruz. O kadar birbirinden güzel ürünleriniz var ki hepsi evet. Muhteşem ya. 18 tane mahallede 32 tane farklı branşta kurslarımız var. Gümüş işlemeciliğinden seramiğe, seramikten ev tekstili dekorasyona, el sanatlarına, halıya, kilime, aklınıza gelebilecek, yapılabilecek bütün meslekler bizim kendi meslek eğitim kurslarımızda devam ediyor da var. Şöyle gösterelim başka neler var. Bebeklerimiz var. Ahşap boyama var şurada. Şöyle sevgilisine ahşap boyama hediye etmek isteyenler için geldi. Evet, seni seviyorumlu bir tepsimiz var. Başka? Şöyle hediyesini takı kutusunda sunmak isterse şöyle evet, bir takı kutumuz var. Cam füzyon bölümümüz var. Orada takılarımız var. Öğretmenimiz Zayda Hanım size yardımcı olsun bu konuda. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Zayda Hanım. Hoş bulduk, teşekkürler. Tortek bünyesinde başkanımızın hanımlarımıza sunduğu güzel bir cam füzyon atölyemiz var. Orada oluşturulan ürünler 800 dereceye kadar yükselebilen fırında eritilip gördüğünüz ürünler elde ediliyor. Bugün bir değişiklik yaptık. Biz artık füzyondan takılar da üretmeye başladık. Ürünlerimizin özelliği dönüşüm esaslı olması. Gördüğünüz takı mesela şişelerin ağız kısımları eritilerek elde edildi. Diğer ürünler hep atıktan elde ettiğimiz camlarla elde edildi. Pencere camları, araba camları. Oldukça güzel, geri dönüşümlü oluyor bunlar. Esaslı olması ilginç. Bunlar hep atık şişelerden, atık camlardan elde ettik. Elimizdeki ürünler atığın bize hediye ettiği şeyler. Tabii insanlar da sevgililerine anlamlı bir şey hediye etmek isterlerse ürünlerimizi alabilirler. Şöyle gösteriyoruz kolyelerimizi. Birbirinden ilginç ve güzel kolyeler. Hepsi el emeği.
Başka şu dikkatimi çekti, şu çok tatlı. Evet, atıktan elde edilen üründür. İçinde kullandığımız cam pencere camı, biz onu eritip boyayıp bu hale getirdik. Değişik bir ürün elde ettik. Oldukça sevimli. Evet, evet. Diğer ürünlerimizde de aynı şekilde gördüğünüz renkler yine atıktan elde ettiğimiz renkli camlardan oluşuyor. Tamamen çevre dostuyuz diyoruz tabii yani. Ki, tabii ki. Şuradaki yeşil ürünler mesela, bunlar soda şişeleri. Öyle mi? Tabii ki. Ay, çok ilginç. Şunlar... Bakar mısınız ya, etrafa, çevreye baktığımızda böyle çok görürüz. Evet. Evet. Atık olan her camı değerlendiriyoruz. Bunlarda da yine aynı şekilde. Bira şişeleri, soda şişeleri, su şişeleri, atıkta bulduğumuz her türlü camı değerlendiriyoruz. Ne güzel ya. Sağ olun. Yeni bir anlayış getirmeye çalıştık biz. Bence güzel bir anlayış getirdiniz. Aynı Osmaniye Tortek, yani meslek eğitim kursumuzda da gümüş işlemeciliği bölümümüz var. Tamamen atölye belediyemize ait. Öğretmenimiz gümüş işlemeciliğiyle Toroslardaki hanımların neler yapabileceğini, tabii burada beyler de var o kursumuzda. Tamamen kendi öğretmenimizin dizaynı ve işçilik tamamen Toroslar Belediyesi'ne gelen, meslek eğitim kursa gelen kursiyerlerimize aittir. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Bize anlatır mısınız biraz neler yaptığınızı? Biz Toroslar Belediyesi'nin teknik eğitim kurslarında kuyumculuk dersi veriyoruz. Öğrencilerimiz metalle, değerli taşlarla tanışıyorlar ve değerli metalleri yarı değerli taşlarla şekillendirmeyi öğreniyorlar. Ev ekonomilerine ciddi katkılar sağlıyorlar, bir meslek ediniyorlar. Çok önemli bir şey bu. Hayatlarına çok güzel dokunuşlar yapıyor Toroslar Belediyesi. Biz de onların bünyelerinde öğrencilerimize öğretmeye devam ediyoruz. Ürünlerimiz farklı metaller içeriyor. Pirinçten, gümüşten, bafondan, Alman gümüşünden takılar yapıyoruz. Tamamen el işçiliği. Baştan sona biz tasarlıyoruz, şekillendiriyoruz, döküm hiçbir şey kullanmıyoruz. Aletlerimiz kuyumculuk aletleridir. Evet. Çok güzel. Hemen bakalım hangi ürünlerimiz var. Yüzüklerimize bakalım. İçinde malahit taşı var, yeşil olan. Şimdi mozaik. Evet, var. Evet. Şöyle gösterelim. Tamam. Faydası neler? Malahit enerjiyi çok fazla, pozitif enerji veren bir şey. Ve tiroidlerle ilgili ya da işte hormonlarla ilgili dengeyi sağlıyor. Akik yine bizim geleneksel, yüzyıllardır çok daha eski kullanım. Yani, ben nazara karşı iyi geliyor diye biliyorum. Aynı zamanda birçok özelliği var. Şekillendirme, doku, teknik tamamen bize ait. Çok güzel ya. Elden bunları oluşturuyoruz. Bu olanaklar için belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz çok mutlu oluyorlar. Bu meslekler çoğalmalı, artmalı. Özellikle kuyumculuk mesleği, atölyecilik anlamında çok azalan mesleklerden biri. Hep hazıra yöneliyoruz. Hep maalesef. Bunu yürütmeye çalışıyoruz. Güzel bir iş yapıyorsunuz gerçekten. Fuarımızda aynı zamanda yöresel tatlarımız var. Biz şu an Kahramanmaraş Yöresel Ürünleri standındayız. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim, merhabalar, hoş bulduk. Biz Kahramanmaraş'tan geliyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bu güzel ürünleri Mersin'de halkımıza sunmaya geldik. Efendim, buradan çöreğimizden başlayalım. Biz çöreğimizi getirdik. Bizim vazgeçilmez tatlarımızdan bir tanesi bu. Bunun hem tatlısı olur hem tuzlusu olur. Aynı zamanda burada yumuşak çöreğimiz var. Burada lokum çeşitlerimizi getirdik, çifte kavrulmuş. Burada samsamızı getirdik ayrıca. Burada samsamız buradaki şeyle, buna muska derler, biz samsa deriz. İçinde, dışında pestil var, içinde ceviz var. Bunu da yine içinde fıstık var, dışında yine pestil. Burada da ayrıca cevizli sucuk deriz. Pekmezle yapılmış, özenle yapılmış. Yani bunun cevizli olsun, kendisi olsun. Süper bir lezzet, süper bir tat. Burada ayrıca evet. Köpük sucuğunu getirdik. Yani pekmezin köpüğüyle yapılan, yani bunu şeker hastaları bile yiyebilen bir tek ürün diyebilirim. Yani, evet, evet, harika bir tadı var. Burada yine fıstık ezmemizi getirdik. Bizim meşhur fıstık ezmemizden bir tanesi efendim. Bakın, evet, bu da harika bir ürün. Burada üzümümüzü getirdik. Burada ayrıca cips tarhanamızı getirdik. Cips tarhanamız... Yani bizim yine... Şey mi oluyor bu organik cipsler? Efendim, organik cips, doğal cips. Bizim Kahramanmaraş'ta bakkalda cips yemez kimse. Öyle mi? Evet, 7'den 70 herkes bu cips tarhanamızı tüketir.
O ya, zaman anne babalarımız ne yapıyor? Çocuklarına efendim, cips almak istiyorlarsa gelsinler, evet, burada organik cipslerimiz evet, var. Evet, doğal cipsi alabilirler, doğal cipsi yiyebilirler. Yani zararı da olmaz herhalde. Kesinlikle efendim, faydası var. Ayrıca bunun çorbası olur. Bunun kışın çorbasını içen ne grip olur ne nezle olur. Değil mi? Evet. Ayrıca buradan dondurmamızı getirdik efendim. Zaten. Olmazsa olmaz denilen ürünlerden bir tanesi. Ya dünyaca ünlü dondurmamızı getirdik. Zaten Maraş deyince herkesin aklına dondurma gelir tabii evet, ki. Şöyle evet dondurma. Metre metre uzar. İsteyene metre metre, isteyene kilo kilo, isteyene külah külah. Evet efendim, dondurmamız bu. Süt, salep, şeker. İçinde başka bir şey, hiçbir katkısı yoktur efendim. Sevgilisine dondurma hediye etmek isteyenler de buraya gelebilir. Yalnız o benim üzerime düşmesin. Merak etmeyin. Bu aynı zamanda böyle bizim meşhur dondurmamız. Yani böyle bu dondurma metrelerce sürer. Herhangi bunda şey olmaz. Yani kopma olmaz, düşme olmaz. Kesinlikle. Bakın böyle. Bakın efendim. Dondurmacı ustalarımız bize bir şov yapacak. Hemen onu bekliyoruz. Yani bu gördüğünüz hakiki meşhur dondurma. Yani metrece sürer. Yani kesinlikle düşmez. Bakın. Bakın efendim. Uzadıkça uzuyor, uzar, düşmüyor. Uzar. Öyle mi? Tabii uzadıkça 2 metre, 3 metre uzar bu. Dövdükçe uzar. Hakiki Maraş dövme dondurması. Peki sevgililer gününe özel sevgililere vermek istediğimiz bir mesaj var mı? Efendim sevgililer günü kutlu olsun tüm insanlarımızın. Ülkemize barış gelsin, huzur gelsin. Bunu istiyoruz yani. Var mı sevgiliniz? Efendim yok. Olur inşallah. Tamam olur inşallah diyoruz. Bitmedi yine, şovumuz devam ediyor. Bir saniye abi. Şovumuz devam ediyor. Sizin var mı sevgiliniz? Var. Şöyle sevgilinize söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Şöyle onu çok sevdiğinizi söyler misiniz? Evet. Şimdi... Çocuklarımın annesi, canımdan çok seviyorum. Efendim. Dünyada her şey. Ablacığım. Peki efendim. Efendim. Yok ama bu şakası olmaz. Bizim Kahramanmaraşlı olmaz, şakası olmaz. Afiyet olsun efendim. Bakın veriyorum. Geliyor, geliyor hanımefendi. Ama lütfen. Lütfen bak. Efendim. Efendim şimdilik bizden de olmuyor. Buyurun. Açılış özel. Merhaba hoş. Hoş geldiniz. Yani, afiyet olsun efendim. Aa öyle mi? Efendim düşürmeyin buyurun. Aman aman. Aman efendim aman. Pardon. Pardon efendim. Olsun yine sen. Afiyet olsun. Sen de. Tamam verdim efendim. Buyurun. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Hasan, Hasan Şekerer. Hoş geldiniz. Fuarı nasıl buldunuz? Çok güzel. Her şey güzel. Peki sevgililer gününe özel söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Sevgilim yanımda. O zaman şöyle onu ne kadar çok sevdiğini bize söyler misin? Onu çok seviyorum. Tamam, tamam. Sevgililer gününe özel. Gel bakayım buraya. Ama uzak kalsın. Uzak bizim kalsın. Gençlerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eşlerine sahip olsunlar. Eşlerini daha çok sevsinler. Değil mi? Allah mutlu etsin diyoruz. Peki sizin var mı şöyle gençlerimize vermek istediğiniz bir mesaj? Ne söyleyeyim? Hanımlarına sahip olsunlar. Eşlerine sahip olsunlar. Kadın hakları olsun. Onu dilerim. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Hoşça kalın ve bizi izlemeye devam edin.